Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, bugünkü konumuz gözler. Göz çevresi, kırışıklarımız, gözaltı torbalarımız ve göz sarkmalarımız, göz kapağı sarkmalarımız. Evet, geçen gün size bir video çekmiştim. Orada bir maske tarifi vermiştim. Onun içine aspirin, karbonat ve yumurta akı koymuştum. Cilt için olandan bahsediyorum. Bugünkü sadece gözlere uygulayacağımız maske içinde karbonat ve aspirin yok. Sadece yumurta akıyla yapılan bir maske. Çünkü gerek şöyle makyaj temizleme pamuklarıyla bir 15 dakika şu şekilde yatacağımız için gözümüz kapalı, tamamen şu şekilde maskemizi uygulayacağımız için içinde aspirin ve karbonat olmamalı. Evet, şimdi diyeceksiniz ki ya Gürcan Hanım, yapmayın ya, bu saatten sonra ne olur? Ancak cerrahi müdahale kurtarır bizi. Yanılıyorsunuz. Benim yüzümde kesinlikle bir müdahale yok. Ve yaşım az buz değil. Bunu her videomda da söylüyorum arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Hani her şeye böyle ufak ufak zaman ayırıyoruz ya. Ama en önemli şey, kendimiz için ayırmıyoruz. Üstelik maske sadece 15 dakika ve haftada 2 gün. Birazdan göstereceğim yoga hareketleri de 3 dakikayı geçmiyor. Bu kadar basit. Azıcık zaman verin kendinize. Bakın neler oluyor. İlk önce gözlerimizin kaslarını çalıştırmamız gerekiyor. Göz etrafındaki kaslardan bahsetmiyorum. Göz içindeki kaslarımızdan bahsediyorum. Çünkü ne kadar net görürsek, ne kadar o puslu perde inerse gözümüzden, net görmeye başladığımız zaman kendimiz daha iyi hissediyoruz. O yüzden ben 100 kere, ama siz isterseniz, artık ben çok uzun zamandan beri yaptığım için bunu 100 kere yapıyorum. Ama siz isterseniz 15 kere ile başlayabilirsiniz. Şu şekilde. Açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, açıyorsunuz, sıkıyorsunuz, açıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Bir tane odak noktası bulun kendinize. Şu şekilde ve mümkün mertebe hızlı hızlı gözleriniz böyle yorulana kadar. Ben bunu 100 kere yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz bir 15 kere de yapabilirsiniz, 20 kere de yapabilirsiniz ilk başta. Sonra bunu daha yüksek sayılara çıkarabilirsiniz. Bu tamam. İkinci harekete geçelim. Avucumu görüyorsunuz. Şu şekilde şu tombul yerleri, birini bir kaş başına, diğerinde bir kaş başına koyup yukarı çekiyoruz ve yine kapalı bir şekilde gözümüz kapatıp sıkıp gevşetiyoruz. Bunu ben bütün hareketleri 100'er kere yapıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi siz 15'er kere de yapabilirsiniz, 20'er kere. Daha sonra isterseniz çoğaltabilirsiniz ama bir 15 kere olması gerekiyor. Daha sonra o hareket bittikten sonra bu ne yapıyor? Şuradaki kaslarımızı çalıştırıyor. Göz kapaklarımızı. Üçüncü hareket. Çinli gibi yapıyoruz kendimizi. Aynen böyle. Geriyoruz. Çinliyiz yani. Ve aynı şekilde.
Yine ben 100, isterseniz siz de 100 ama ilk başlarda 15'te başlayın. Çünkü ertesi gün bir ağırlık falan hissederseniz vazgeçersiniz diye korkuyorum. Yavaş yavaş vazgeçmenizi istemiyorum çünkü. Netice almanızı istiyorum. O yüzden de bu kadar net konuşmaya çalışıyorum. Vazgeçmeyin. En az bir 15 gün vazgeçmeyin. 15 gün sonra zaten vazgeçmeyeceksiniz. İsteseniz de. Çünkü çok güzel oluyoruz. Çok güzel oluyoruz. Hareketler arkadaşlar bu kadar. Çok mu? Hayır. Ben bu maskeyi yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum arkadaşlar. Bu maske ne işe yarıyor? Söylediğim gibi ben doğuştan zaten şiş kapaklı olduğum için sarkmaya çok müsait benim göz kapaklarım. Dolayısıyla bu maskeyi keşfettim ve bunu uygulamaya başladıktan sonra cerrahi bir operasyona gerek kalmadım. Gördüğünüz gibi gözlerim bayağı şiş kapaklı olsam da çakmak çakmak bakıyor. Öyle değil mi? Öyle mi Simay? Kameramanım da onayladı. Şaka şaka. Evet. Ne yapıyoruz? Şu şekilde. Bakın pasta gibi insan yiyesi geliyor resmen ya. Şu şekilde. Yerleştiriyoruz. Yumurta akımızı akışkan değil görüyorsunuz. Biraz kaldı. Ve arkadaşlar bakın. Şimdi ben bunu yatarak yapıyorum ama yaptıktan sonra yatıyorum. Şimdi sizin önünüzde de yatmayayım artık. Gösteriyorum. Direkt bakın. İşte. Serin serin. Hem göz kapağımı, hem göz altı torbaları halleden maske, yok eden diyormuşum. Ama bende yok oldu vallahi. Evet, işte bu kadar. Sonra da 15 dakika dinleniyorsunuz isterseniz. Daha fazla yarım saate kadar yatabilirsiniz ama 15 dakika yeterli arkadaşlar. Sıkılma olmuyor çünkü sonucu görünce şaşıracaksınız. Evet arkadaşlar 15 dakikayı ben de tamamladım ziyan olmasın diye hazır yapmışken. Maskelerimizi de çıkardık gördüğünüz gibi. Yıkadım yüzümü ve pırıl pırıl oldum. Öyle değil mi? Gözler çakmak çakmak oldu yine. Şöyle bir şey arkadaşlar, bunu diyelim ki üşendiniz yani haftada iki gün yapmıyorsunuz. Ama en azından mesela bir yere gideceksiniz. Acil durum. Bir toplantıya, bir düğüne ve göz kapaklarınız şiş, gözaltı torbalarınız var. Hemen bu maskeyi uygulayın ve hazırsınız. Bu arada fikirleriniz de varsa yorum kısmına lütfen yazın. Bilgi paylaşımı yapalım. Benim bilmediğim bir şeyi siz biliyorsunuzdur muhakkak. Onları da ben denerim. Olur mu? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve beğeni yapmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım ne yorumlar yazacaksınız. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda vücudum için ne yapıyorum, nasıl egzersizler yapıyorum onu göstereceğim. Gizli saklı yok bende biliyorsunuz.